Welcome to the Exchange. I'm Exchange programına hoş geldiniz. Ben Guy Shaun. Size iş dünyasının en önemli haberlerini ve röportajlarını aktarıyorum. Dünyaca ünlü çikolatacı Jack Torres, başarısının sırrını bizimle paylaşıyor. 140 milyar dolarlık bu pazarın nasıl bu kadar sağlıklı olduğunu anlatacak. Peki ya kakao piyasası ne durumda? Çikolata üreticileri COVID-19 ve iklim değişikliği gibi önemli tehditlerle nasıl mücadele ediyor? Çikolatayı kim sevmez ki? Her yıl dünya çapında 7 milyon tonun üzerinde çikolata tüketiliyor. Ve bu tüketim sayesinde çikolata sektörü yaklaşık 40 milyar dolar değerinde. Ve bu rakamın 2008 yılına kadar 200 milyar doları aşması bekleniyor. Her yıl 5 milyon ton çikolata üretiliyor ve bunların %70'i Batı Afrika ülkeleri, Fil Dişi Sahili ve Gana'dan geliyor. İnsan hakları aktivistleri büyük şirketlere adil ticaret konusunda baskı yaparken giderek daha fazla tüketici etik olarak elde edilen çikolatayı tüketmeyi tercih ediyor. Tabii ki çikolata hakkında konuşmak için Bay Çikolata yani Jack Torres'ten daha iyisi yok. Ödüllü pasta şefi ve çikolatacı Jack 50 yıldır bu işin içinde. Kendi çikolata markası var ve ünlü Netflix dizisi Nail It'in ana jüri üyelerinden biri. Jack programımıza hoş geldin. COVID-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik çalkantı çikolata endüstrisinin direncini nasıl test etti? Çikolata üreticileri bu ciddi aksamalara rağmen nasıl uyum sağladı? To the disruption in their businesses. You bring a very important point and I think there is a lot of çok önemli bir noktaya değiniyorsun ve bugün sektörde neler olup bittiğine dair çok fazla tartışmalar var. Evet, son zamanlarda çok fazla sorunla karşılaştık. Belki de biraz farklı şeyler denemek için yeni fırsatlar doğdu. En önemli şeylerden biri de müşterimizi dinlemek, müşteri tabanımızın isteklerini anlamak. Bu bilgi ışığında geleceğin aslında kötü olmadığını düşünüyorum. Evet, daha fazla zorlukla karşılaşacağız. Fakat umarım buna karşı da daha fazla çözüm üreteceğiz. Bu yüzden bizler de kendimizi yenilemeye bakacağız. Bu çok önemli bir faktör. Kakao endüstrisi pandemiden sonra ilk toparlanma belirtilerini gösteriyor. Ama Jack, çikolata üreticilerinin iklim kriziyle nasıl başa çıktığı konusunda da endişeli olduğunu biliyorum. Pandemiden önce bile üretim yapan ülkelerde bazı sıkıntılar vardı. Kakaonun yetiştiği yerler çok kuru veya çok sıcak olursa ürün kalitesi düşer. Kakao her yerde yetişen bir bitki değil. Fakat sanırım her zaman benim gibi çikolata dünyasına dalmayı seven çılgın insanlar olacak. Ve bu alanda çalışmaya devam edeceğiz. Ancak yarın için en büyük belirsizlik iklim olabilir. Ve bu beni her şeyden biraz daha fazla korkutuyor. İklim değişikliğinin etkileri ve bazı sektörleri nasıl vuracağı hakkında bir uyarı daha. Ancak Fransız çikolata üreticisi Valrhona, kakao tanesinden çikolataya kadar işini sürdürülebilir kılmaya kararlı bir şirket örneği. Muhabirimiz bunu görmek için Fransa'nın güneyine gitti. Guy, artık bir çikolata yemek suçlu bir zevk değil. Fransız çikolata üreticisi Valrhona'nın harika tadı olan ve kendinizi iyi hissettiren mükemmel çikolata tarifi için çikolata sitesindeyim. Her yıl binlerce ziyaretçi Valrhona Çikolata Müzesi'ni ziyaret ediyor. Burada Fransa'da Cité du Chocolat'ın hemen arkasında olağanüstü çikolatası ile dünyanın her yerinden ünlü pasta şeflerini ve yıldız aşçıları baştan çıkaran bir çikolata yapılıyor. 85 ülkede 40 binden fazla müşterisi bulunan Valrhona, başarısının çikolatasının kalitesine borçlu. Valrhona, yerel üreticilerle kalıcı ilişkiler geliştirerek ve ormansızlaşmaya mücadele etmek için kakao mahsullerinin etrafına bilinçli olarak ağaç dikmeyi içeren tarımsal ormancılık gibi yöntemler uygulayarak kakao çekirdeklerinin kalitesini de koruyor. Şirkete göre karşılığını veren bir kazan-kazan stratejisi. La Cité du Chocolat bu nedenle sadece çikolata severler için bir rüya değil, aynı zamanda Valrhona'nın her ziyaretçiyi daha sorumlu bir tüketici yapma tutkusunun bir parçası. Kulağa hoş geliyor, ancak her hikayenin iki yönü vardır.
Valrhona 100 milyon doların üzerinde ciro yapan büyük bir şirket. Peki bu işte büyük bir payı olan üreticilere gerçekten nasıl destekliyor? Soruyu Valrhona'da sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu Carol Seniover'e sordum. Kakao çiftçilerine karşı adil olmaya özen gösteriyoruz. Ürünler için onlara adil bir fiyat ödüyoruz. Toplumsal projelerde yatırım yapıyoruz. Çevreyi korumalarını sağlıyoruz. Ayrıca kendi çalışanlarımızın şartlarına dikkat ediyoruz. Varona yıllardır çalışmak için harika bir yer olarak öne çıkıyor. Ayrıca ekolojik ayak izimizi de azaltıyoruz. Çikolata raflarda çok giden bir ürün olsa da yatırımcılar bazen daha temkinli davranabiliyor. Çünkü kakao fiyatlarının oynaklığı onu riskli bir pazar haline getiriyor. Ancak son zamanlarda çikolataya yatırım yapmak giderek ilgi çekici olmaya başladı. Londra'daki Interactive Investor'da yatırım başkanı olan Victoria Scholar bunu bize açıklıyor. Genel olarak temel gıda malzemeleri pandemiden kaynaklanan krize rağmen son zamanlarda çok iyi bir performans gösterdi. Şimdiye kadar arz talebi arttırmıştı. Ancak bu dinamik değişiyor. Fil dişi sahilinde hava ile ilgili sorunlar arzda düşüşe neden oldu ve talepte önemli bir toparlama gördük. Bu nedenle kakao şu anda yatırımcılar arasında çok popüler. Şimdi de 60 saniyede iş dünyasının öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Almanya 3. çeyrek için nihai gayri safi yurt içi hasılasını açıkladı. Ekonomi COVID-19 krizinden sonra büyüme yoluna döndü. Ancak henüz pandemi öncesi seviyelerine ulaşmadı. Geçen ay Almanya hükümeti büyüme tahminini düşürdü. %2.6 büyüme beklediğini belirtti. Teknoloji devi HP 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bilgisayar üreticisi kişisel bilgisayarlara yönelik devam eden yüksek talep sayesinde son 2 çeyrekte hedeflerini geçti. Ancak HP küresel tedarik zincirinin kesintiye uğraması ve bilgisayar parçası sıkıntısının yaklaşık 10 milyar dolarlık bir teslimat gecikmesine neden olduğu konusunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü haftası. Bu da aile şölenlerinin yanı sıra milyonlarca insanın Kara Cuma alışverişi anlamına geliyor. Bu yılki Cyber Monday'in ardından çevrim içi harcamaların en büyük ikinci günü yaşandı. Geçen yıl satışlar rekor 9 milyar dolara ulaştı. Not bad at all. Now, bugün tüketiciler ve yatırımcılar hala çikolatayı çok seviyor. Neden sevmesinler ki? Sektörün 2028 yılına kadar 200 milyar doları aşması bekleniyor. Ancak binlerce kakao çiftçisi hala yoksulluk sınırının altında yaşarken birçok şirketin insanların karın önüne koymaya taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyor. Bu bölümün de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. En son iş haberleri için euronews.com'a göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.